Eskiye dair hatırladığımız hemen her şey bize sevimli görünüyor. Söz konusu çizgi filmler olunca da neşe ve özlemin yoğunluğu daha da artıyor. Sabah erkenden kalkıp dertsiz tasasız izlediğimiz tüm yapımlar hafızamızda oldukları gibi yer edinmiyor. Bizlere o dönemdeki kaygısızlığın serinliğini de ulaştırıyorlar. Belki bu yüzden hepimiz seviyoruz nostaljik çizgi filmleri. Nostaljik çizgi filmlerin hissettirdiği güzel hislerden dolayı bu yapımları değerlendirdiğim bir video serisi başlatmaya karar verdim. Ne izlemişiz biz şeklinde inceleme yapacağımız bu seride genellikle yapımların ilk bölümlerini beraber izleyip yorumlayacağız. Tuhaf ve komik gelen kısımlarına beraber göz atacağız. Eğlenceli olmasını umuyorum ve bugün içinde seçtiğim kurban Cedric. Hadi o zaman başlayalım. Cedric ana karakterimiz, Fransa'da yaşayan 8 yaşında sarışın bir çocuk. 8 yaşında olduğunu dizi içerisinde o kadar vurguluyor ki eminim hepiniz için Cedric'le alakalı ilk akla gelen bilgi budur. Cedric'in yanaklarında kızarıklık ve onun üzerinde 3 tane yuvarlak bulunuyor. Sanırım çil gibi bir şey bunlar. Kimi zaman yüzünün yarısını kaplayan gülümsemesinin yanında sinirlendiği zaman suratı tamamen kıpkırmızı da olabiliyor. Cedric aslında bildiğiniz erken ergenliğin baş gösterdiği yaramaz bir çocuk. Eskiden size ne kadar sempatik geliyordu bilmiyorum ama biraz izlerseniz Cedric'in bildiğin uyuz bir çocuk olduğunu fark ediyorsunuz. Aşırı salak hareketleri var, sürekli mızmızlanıyor. Belki ilk iki bölümde bunları fark edeceksiniz, şimdi birazdan göz atacağız. İlk bölümün ilk sahnesine gittiğimizde bir karne sahnesiyle başlıyoruz. Cedric elindeki karneyi düşürüyor, babası Robert da karnedeki zayıfları görünce çileden çıkıyor. Ha? Hmm. Ne? Bu arada Cedric'in babası Robert'a merhaba deyin. Kendisi aşırı işkolik, sıradan bir baba modeli denilebilir. Cedric'le arası zaman zaman kötü olsa da yine de işinde gücünde olan bir adam. Ailedeki diğer bireylerle arası sıkça bozuluyor ama özellikle büyük baba kendisine halı satıcısı deyince delleniyor bayağı. Halbuki Robert doğu kilimleri satıyor. Arada büyük fark var yani. Bu konuda Robert'ın yanındayım. Neyse, bölümün devamında Robert'ın çıldırdığını söyledik. Bunun üzerine Cedric kendi odasına çekiliyor. Tıpkı her gece yaptığı gibi. Cedric'in odası müstakil evlerinin üst katında yer alıyor. Bu odada 8 yaşındaki bir veledin hayat muhasebesi yaptığı sahneleri izliyoruz. Genelde günlük de tutuyor. Odanın nasıl bir aydınlatması varsa her taraf mavi oluyor. Cedric'in saçı dahil. Bu arada hayat muhasebesi dediğime bakmayın. Anca manitacılık meselelerinden bahsediyor Cedric Reis. İşi gücü o. İlk bölümde de Cedric'in gönlünü kaptırdığı kişi öğretmeni Bayan Nelly. Öğretmenin de kendisine aşık olduğunu düşünüyor tabii. Anılara dalıyor. Öğretmen dedik, Cedric'in sınıfına da girmek gerekiyor. Bu Christian, kendisi arkadaş gibi arkadaş, düşük profili olduğu için ön plana atılmayan ve Cedric'i sürekli destekleyen kişi. Her sınıfta Christian gibi biri vardır mutlaka. Böyle gözlüklü, yancı bir tip. Ama yine de iyidir Christian, kolay kolay yamuk yapmaz. Dizi içerisinde de bunu fark edebiliyoruz. Diğer sahnemize geçtiğimizde Cedric, Christian ve Nicholas'la okul bahçesinde top oynuyor. Hemen Nicholas'a dipnot geçelim. Nicholas dizideki zengin bebesi, site çocuğu, böyle okulda her şeyi olan çocuk var ya, işte o tip. Evet, kesinlikle o. Bisikleti de var dizi içerisinde, görebiliyoruz özellikle. Ve dışarıdan gıcık birisi gibi görünüyor ama izlediğim ilk 4 bölümde özellikle tek bir yanlış hareketini dahi görmedim. Cedric bu reizi sırf zengin diye çekemiyor ve gereksiz yere salça oluyor. Nitekim sahnenin devamında Nicholas'ı oyun esnasında kudurtuyor. Zaman doldu. Zaman doldu da ne demek? Tuvaletim geldi. Bir dakika. Ya bu Cedric tam uyuz, boşuna demiyorum. İlk bölüm gerçekten aşırı eğlenceli geldi bana. Yani bunu da Cedric'in tuvalete gidip orada kilitli kalmasındaki olay örgüsüyle ilişkilendiriyorum. Çirkef Cedric, Nicholas'ın penaltı atmasına izin vermeyip tuvalete girdiği gibi orada kilitli kalıyor. Teneffüs zili çalıyor, yine de çıkamıyor. Sonunda kapının üstünden atlıyor ama pazardan aldığı ucuz pantolon yırtılıyor. Hem de kıç tarafından. Yırtığı kaykayıyla saklayarak doğruca eve koşuyor Cedric. Eve girince bizim sarı oğlanın ailesini daha yakından tanıyoruz. Ki benim favori karakterim kesinlikle Paul, onu da görmüş oluyoruz. İsmini bilmiyor olabilirsiniz ama Cedric'in büyük babasından bahsediyorum. Adam tam bir troll arkadaşlar. O yıllarda troll nedir, trollük nasıl yapılır? Yani ders niteliğinde hareketleri var gerçekten. Hayranlık uyandırıcı.
Cedric'in yırtık pantolonunu görünce direkt yarılıyor bizim büyük baba. Bu çocuk beni öldürdü. Hiç komik değil. Topumu herkese gösteremem değil mi? Çok komik. Büyük babadan biraz daha bahsedelim. Sürekli tekli bir koltuğu var, orada oturuyor. Cedric'e arada hayat tavsiyesi veriyor, anılarını anlatıyor. Aslında Cedric'in halinden en iyi anlayan o. Anılarda genellikle yıllar önce kaybettiği eşi Marta'dan bahsediyor. Büyük baba aşırı matrak bir karakter. Bazen aile sinirlenip bunu yaşlılar yurduna göndermekle tehdit ediyor. Kendisi de dediğim gibi Robert'la halı satıcısı diye çok dalga geçiyor. Dizinin izlenirliğini müthiş arttıran bir karakter gerçekten. Bu yüzden sonuna kadar büyük baba. Birinci bölümde yaşanan en önemli olay Cedric'in öğretmenine olan aşkını bir kenara bırakıp çene gönlünü kaptırması. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Zaten dizinin tüm konusunu oluşturacak bu sevda birinci bölümün sonunda karşımıza çıkıyor. Hatta Cedric ilk bölümün sonunda Chen'le evlenme hayali bile kuruyor. Peki Chen kim? O da 8 yaşında Çinli bir kız. Ama büyük baba ondan Vietnamlı kız olarak bahsediyor sürekli. Cedric'in kara sevdası. Eyşan'ı. Yani çocuğun 8 yaşında Müslümcü olmasını sağlayacak olaylar yaşatıyor zira. Hatta Cedric Chen'e sürekli üzümlük ekim diyor. Bunu da fark etmişsinizdir. Ah Chen, benim doğu incim, benim üzümlük ekim. Cedric'in Chen'e üzümlük ekim demesinin nedeni, Cedric'in üzüme alerjisi olması ve hayatı boyunca üzümlük ek yiyememesi. Böyle bir teori var ve Chen onun için üzümlük ek kadar imkansız bu durumda. Aslında bu sözcüğün altında böyle duygusal bir şey de yatıyor. Gelelim ikinci bölüme. O da gayet çok komik bir bölüm gerçekten. İzlerken gerçekten bunu dedim ki ne güzel şeyler izlemişiz zamanında. Bölümün başında Cedric yemek masasında utana sıkıla yemek yiyor. Büyük baba da Chen mevzusunu açıyor aslında hemen. Aslında şu Çinli kıza delice aşık olduğunu düşünüyor. Tamam mı? Tek sebebi bu. Aşık mı oldu? Chen'e mi? Cedric Chen'e olan büyük aşkını itiraf edince Robert'la büyük baba resmen kopuyorlar. Tanrı aşkına onunla eğlenmeniz hiç hoş değil canım. Devamında Robert eski sevgililerini sayınca Mary Rose'la araları açılıyor. Sonra konu oradan uzayıp gidiyor. Ama bu bölümün en önemli kısmında Cedric Chen'e evlenme teklifi etmek için Christian'la beraber hediye bakmaya gidiyor. Yüzükler çok pahalı olunca kendi kaset çalarını Chen'e hediye etmeye karar veriyor. Bu kaset çaları verirken de aşkını ilan etmeyi hatta evlenme teklifi yapmayı planlıyor. Nedir bu? Benim için mi? Ama ne yazık ki Chen tam bir eyşan. Kaset çaları alıp kulaklığı takıyor. Bu yüzden Cedric'in itiraflarının hiçbirini duymuyor. Sen yanımdayken hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Yanımda yokken uyuyamıyorum. Başka bir bölümdeki şu sahneye bakar mısınız Allah aşkına? Yani izlerken içim parçalandı. Doğum günün kutlu olsun Chen. Ne kadar da düşüncelisin. Sen kimsin? Marvin mi? Joel, Christopher, Nicholas, Cedric, Frederick. Neyse biz ikinci bölüme geri dönelim. Cedric ilk hediyeyle olayı çözemeyince kankisi Christian'ın fikriyle aşkını itiraf ettiği bir kaset doldurmaya karar veriyor. Bunun için Christian'ın kız kardeşinin kayıt cihazını alıyorlar. Hazırım. Kayıt alırken arkadan inek mi ölüyor? Cedric de dayanamayıp ineğe anabacı yapıyor. Daha sonra Christian'ı da kovuyor. Kendi başına doğru düzgün kayıt başlatmadan kaseti de Chen'e veriyor. Evet, olaylar silsilesi. Chen de ineğin sesini ve Cedric'in bağırmasını duyuyor. Bu durumda çok çok sinirleniyor. Defol buradan şişko inek. Ay. Cedric şerefsizi bunu görünce hemen topukluyor tabii. Olay da yine Christian'ın başına patlıyor. Christian burada da adamlığını konuşturuyor. Neyse yine süper sahnelerden birisi. Cedric Çin'in azarlarından sonra eve dönüyor. Olayı büyük babasına anlatınca büyük baba gülmekten ikiye bölünüyor. Üzgünüm, üzgünüm Cedric. ama bu elimde değil gerçekten. Elimde değil. Sonra da Cedric her zamanki gibi odasına çıkıyor ve bölüm burada bitiyor. Evet arkadaşlar, sizinle beraber ilk iki bölümü hatırlamış olduk. Şimdi de Cedric hakkında ilginç olabilecek bazı bilgileri sıralayalım. Cedric, Belçikalı karikatürist Roald Covin tarafından 1986'da yazılmış bir çizgi roman aslında. Daha sonra 2001'de Lodex Stüdyosu tarafından çizgi dizi olarak gösterime girmeye başlamış. Dizi ilk olarak Fransa'da yayınlanmış, ardından da dünyadaki pek çok yayıncı tarafından kendi dillerine çevrilmiş.
Dizi hakkında çok fazla bilgi toplayamadım aslında. Şunu biliyorum, dizinin ilk sezonu 2001 yapım, ikinci ve üçüncü sezonlarının da bir kısmı 2011 yapım. Zaten görüntü ve seslendirme değişiyor, oradan fark edebiliyorsunuz. İnternette Cedric hakkında çok fazla bilgi yer almadığını söyleyebiliriz. Yok Cedric finalinde çene tecavüz etti, yok artı 18 bölüm diye saçmalıklar var. Ya bunlar her çizgi filme atılan iftiralar. Bir doğruluk payı olduğunu sanmıyorum. Üzümlü keklerim, video buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka çizgi filmlere de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın. Ay, itiraf etmeliyim. 8 yaşındaysanız hayat o kadar da kötü olmuyor.